dünyasında yıllar geçse de belirli konseptler hiç eskimez, yeni yapımları geldiği zaman o güzel günler hep hatırlanır. Point and click, yani işaretle ve tıkla oyun tipi, günümüzde fazla temsilcisi olmamasına rağmen ilk yapımlarının yarattığı etkiyle halen akıllarda. Diğer yandan Tim Schafer, geçtiğimiz yıllarda Trine ve Limbo ile tekrardan popüler olan puzzle platform, yani bulmaca platform türünü de bünyesinde barındıran yepyeni ve bir o kadar eğlenceli bir yapımla geri döndü. Kickstarter'la hayata geçen The Cave, bakalım kendine destek olanları memnun edebiliyor mu? Gizemli bir mağara, macera perest 7 karakter ve karanlık bir atmosfer. Başlangıçta sunulan bu ortama bir anda çekildiğinizi hissediyorsunuz. The Cave'in başarılı görselleri ve çevre modellemeleri oyunla ilgili gözünüze çarpan ilk detaylar oluyor. Hemen ardında işitme duyumuz devreye giriyor ve bu destansı hikayenin seslendirmelerini fark ediyoruz. Oyun her ne kadar karanlık ve gizemli gözükse de gerek seslendirme, gerekse karakterlerin verdiği tepkilerle yüzünüzde çoğu zaman bir tebessüm oluşuyor. The brave knight returns with my daughter's amulet. The Cave'in türünün benzerleri gibi basit bir oynanışı var. Yön tuşlarının dışında aklınızda tutmanız gereken sadece bir iki düğme daha var. Ancak oyunun da bu kadar kolay olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Trine'den hatırlayacağımız üzere bu oyunda da 3 adet kahramanla ilerliyoruz. Bu noktadaki en büyük sıkıntı ise bir karakterle kat ettiğiniz tüm yolu diğerleriyle de kat etme durumunda olmanız. Aslında oyunda bir checkpoint, yani kontrol noktası sistemi var. Ancak sistemin işleyişi çok net değil. Bu sorun yüzünden bazen aynı yolu 3 kere gitmek zorunda kalabiliyorsunuz. Tabii 3 kişi olmanın verdiği avantajlar da sonsuz. Karakterler arası geçişler ve her birinin kendine has özelliği sayesinde eğlenceli ve kafa yoran bulmacaları pek çok farklı kombinasyonla çözebiliyorsunuz. Her maceraperest kahramanımızın bir özelliği var dedik. Peki seçebildiğimiz bu karakterler kimler ve neler yapabiliyorlar? Kayıp yoldaşlarını ve büyük bir hazineyi arayan Adventurer, etrafa saplayabildiği bir çengel ve ip kombinasyonu kullanıyor. Bu mağaraya hayatının aşkını bulmaya gelen Hillbilly, tarladan kaçmış ve maceraya atılmış. Hillbilly, su altında nefesini fazlasıyla uzun bir zaman tutabiliyor. Bilgisayar panellerini kullanabilen ve tüm insan ırkını değiştirecek bir keşfin peşinde olan bilim kadını da seçebileceğimiz karakterler arasında. Birbirlerini klonlayabilen ve ailelerini arayan ikizlerse oyunun sıra dışı karakterlerinden. Beyin dalgalarıyla objelerin yerini değiştirebilen keşiş, kaybettiği ustasını bu gizemli mağarada arıyor. Keşiş, diğer objeleri ve kapı kollarını uzaktan kontrol edebiliyor. Time Traveler ise kendi zamanına geri dönmeyi hedefliyor. Gelişmiş teknolojisi sayesinde kendini kısa mesafeli olarak ışınlayabiliyor. Prensesini ve kaybettiği kolyesini arayan şövalye listedeki son karakter. Bu karakterin özelliği ise kendini hareket etmediği sürece ölümsüz kılabilmesi. Bütün bu eğlenceli bulmacalar, ulaşılması güç mekanlarda bulduğumuz gizli ancak bir o kadar komik kartpostallarla birleşince ortaya The Cave çıkıyor. Gözünüzden kaçırdığınız eşyaları bulabilmek ve diğer karakterlerin de macerasına ortak olmak için oyunu tekrardan bitirmek isteyebilirsiniz. Zaten oynanış süresi çok da uzun değil. Sonuç olarak bu türe has ve özlenen tadı geri getiren The Cave, eksilerine rağmen bizlere oldukça keyifli saatler vaat ediyor.